Burası Türkiye'nin ilk ve tek beygir park yeri. 103 yaşında harmandalı oynayan kadın. Güllü. Az sonra. Güllü. Hey gidinin efesi. Efesi. Efelerin efesi. Hayda be. Yaşımın parasını vereceksin. Yaşının parasını vereceğim. Çıkar ver bakalım. Ben görürüm parasını bir. Kaç çıkar para? Ver para. Sosyetenin en sevdiği yemeklerden biri olan sushi'nin tarifi. Sakın kaçırmayın. Ula! Yaklaşık 200 sene öncesine kadar İzmir ve Aydın'ın bağlı bulunduğu Tire'deyiz. Yani Tire merkez, İzmir ve Aydın Tire'nin ilçeleriymiş sevgili seyircilerimiz. Ege'nin pek çok incisi var ama bizce Ege'nin gerçek incisi Tire. Günün birinde yolunuz İzmir'e, Aydın'a düşerse Tire'ye uğramadan oraları gördüm demeyin. Yani kaba atmışlık. Suç mu kardeşim atla dolaşmak? Hayret bir, her taraf otomobil olmuş ya. Bu nedir ya? Dur kız. Tamam, çağdaşlık bir yere kadar. Traktör park ediyor. Eski araba park ediyor. Yeni araba park ediyor. Beygir park yeri düşünen yok mudur ya bu memlekette? Beygirli bir tane süvari olunca nereye bırakacak atını? Herkes çağdaş olmuş. Bu nedir ya? Bir tane süvariyi düşünen çıkmayacak mı şu memlekette? Park yeri yok ya. Koca şehre geliyorsun. Her tarafa arabalar doldurmuş. Arabadan yaşıyor. Yeter be egzoz gazın. Ahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Hoş bulduk dayı. Ye kızım. Yürü kızım. Dayı nasılsın? Sağ ol. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Ya bu nedir bu? Beygirler park etmişler buraya, ne güzel. Bir burası kaldı zaten. Burası Türkiye'nin son beygir park yeri mi? Evet. Dayı seni arıyorum ben ya. Buyurun. İki gündür at tepesindeyim. Yarı aç. Yarı aç, yarı susuz, uyku, gözlerinden uyku akıyor. Park edecek yer yok. Oraya gidiyorum diyorlar ki, değnekçiler geliyor. Buraya beygir park etmez kardeşim. Burası otomobil yeri. Hiç fikirci tarif etmedi mi buraya? Etmedi dayım ben. Allah'ım yarabbi ya Resulullah. İnan bisiklete, motosikletlere park yeri var. Yani evet. Koca memlekette beygir park yeri yok be dayım. Yok, yok, yok. Bir burası kaldı. Burası neresi dayım? Burası tavuk pazarı. Tire tavuk pazarı. Oh çok şükür. Evet. Tire tavuk pazarı son beygir park yeri mi Mehmet? Evet, Yıldız Çiller, Nalbant. Sen misin? Evet. Adın ne? Yıldız Çiller. Nereden koymuşlar adını dayım ben? Valla babam öyle koymuş, ne yapayım? Yıldız demiş. Evet. Benimki de Ay demiş be. Maşallah. Biz seninle bir araya gelince bayrak gibi oluyoruz dayım benim be. Hem ne biçim. Yıldız dayım benim be. Sağ ol. Şunun bir nallarına da bak. Son halka nal sanki biraz be. Gevşek gibi. Lastik hava kaçırmış gibi. Evet, evet, evet gevşek. Şu ön rotül başlarında da benim beygirin hafif bir sağa çekiyor bu be. Sağ olasın. Tamam hemen. Onlara bir ayar çekelim. Yapalım. Bir de kaportaya bir cila, yani tımar mı diyoruz değil mi buna? Tabii tabii tabii. Güzel ama değil mi hayvanım? İyi, güzel, evet. Güzel, güzel. 1,5 milyar ucuz kapatmış mıyım? Çok güzel. Bir koşuyor dayı. He. Anlatamam sana. Allah aşkına. Bir beygir. Yaşa. Valla. Merhaba kardeş. Vallahi hiçbir şey yakmıyor kardeş. Çok memnunum. Yok arabaya tüp taktıracağım. Yok mazotlu araba alacağım. Sıfır, sıfır. Dağda bayırda bulduğunu yiyor dayım be. Vallahi ucuz iş. Kızım geç bak. Geç. Geç kız. Şurası da sanki bize ayrılmış. Oh. Yoruldum be dayı be. Yıldız dayı be. Yorucu bu iş be süvari. Antrenmansızlıktan yapıyorsun. Yoruluyorsun. Bunu sen alışkın olmuş olsan çok rahat anladımın. Güzel bir şeydir bu. Ben bunun üstünden inmeden 3 gün yol gidiyorum. Güzel bir şey. 3 günde İstanbul'dan buraya geldim. Beğenmiyorsun? Aa, olur mu hiç ya? En güzel bir şey. Bolu Kervansarayı'nda mola verdim. Evet. Baktım Bizans askerleri. Evet. İçeri girdim Malkoçoğlu gibi. Yaşa. Yaşayayım değil mi? Tabii. Dediler ki ana Türk Türk dediler bana. Allah Allah. Bizanslar oturmuş orada. Sonra hancıdan şarap marap istediler. Evet. Mübarek kandilde. Gözümün önünde kefere şarap içecek. İçirtir miyim ben? İçirtme. Dedim tekmeyi bir bastım affedersin. Masalarına. Evet. Masa o yana, Bizans askerleri öbür yana. Öbür yana. Bunlar kalktılar horozlanıyorlar bana. Olur mu hiç? Çektim kılıcımı. Tahmin et ne oldu? Ne oldu? Kelle paçalar havada uçuş. Yuh aslanım, yuh aslanım. Yani işkembeler damardan, şırdan, evet, tuzlama, evet, ayıptı evet. Söylemesi,
kokoreç. Oh oh oh. Her taraf her yerde. Tabii. Bu da dışarıdan bana ne yarar dedi. Evet. Çıktım baktım, bak şöyle bir yerdeyim bak. Yukarıda. Ha, yukarıda, ikinci kattayım. Bu da aşağıda duruyor. Evet. Şişt yaptım geldi aşağı. Yanını geldi. Atladım dayım İstanbul'un tbonk diye. O korkuyla var ya işte 3 günde buraya gelmiş. Güzel bir şey. Hele ben bir dinleneyim, bir hamama gideyim, yuvunayım. Yuvan. Yine görüşeceğiz. Sen şunun bir lastiklerine bak. Ben bakımını yapıp koyayım. Yap be. Tamam. Yıldızdayım benim. Tamam. Ne yapıyorsunuz böyle? Oluyor, yakışmış mı sana? Koca adamsın artık. Bez mi bağlayacağız altına? ...103 yaşında harmandalı oynayan kadın. Güllü. Az sonra. Güllü. Hey gidinin efesi, efesi. Efelerin efesi. Hayda be. Sosyetenin en sevdiği yemeklerden biri olan sushi'nin tarifi. Sakın kaçırmayın. Ula! Türkiye'nin en büyük açık hava pazarındayız sevgili seyircilerimiz. Bu pazar 3 kilometre kare alana yayılmış vaziyette. Ana ben mi ne yapıyorum burada? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben alacaksın demedi ya. Aldık bile bak orada kamera. Allah bilmenden geldim. Nereden geliyorsun? Bayındır. Bayındır. Afiyet olsun. Kuru ekmek mi yiyorsun annem? Çok değil bak. Köftemek yedim. Köftemek yedim. Ha, kuru ekmek yemedin? Hayır. Bak seni ben televizyon her gün dinliyorum. Vallahi bak çok güzel diyorsun. Ne satıyorsun annem? Marul var, prans var, gereviz var, hepsi var. Evet çavuş. Çavuş mu diyorsun sen bana? Evet. Nereden biliyorsun anne? Çavuştum biliyorum seni. Askerde çavuştum evet, ben doğru. Ben biliyorum ben yalan mı söyleyeceksin? Ya? Yemin törenine mi geldin sen? Evet çavuş. Evet. Evet çavuş. Ben de diyorum yemin töreninde ben konuşma yaparken beni alkışlayan teyzem nerededir diyorum. Yanım geldi garım. Bedavada reklamımız oluyor. Efendim burası kolay gelsin annem. Al, sağ ol. Hadi ömür çok olsun. Hoş bulduk. 3 kilometre kare alana yayılmış Türkiye'nin dünyada bir benzeri var mıdır bilmiyorum ama Türkiye'nin en büyük açık hava pazar sevgili seyircilerimiz. 6000 esnaf var. Bunun 3000'i Tireli, geri kalan 3000'i de civar il ve ilçelerden geliyorlar. Biz de bu pazarı size tanıtacağız ama böyle teyzemleri görmüyor muyum? Beni televizyondan mı görüyorsun? Tabii ya. Dön de televizyondakiler seni bana de görsünler acaba. Görmek için ben. Tabii zenginlik biraz şey. Altın dişlerini görürlerse ay bu ne zenginlik bu ne zenginlik derler. Kaç para şey altın diş? De sen biliyorsun bende yok. Efendim Güneydoğu'da görmeye alışık olduğumuz poşu burada da erkekler tarafından kullanılıyor. Amcamıza bir soralım. Hoş gördük, sefa bulduk amcacığım. Evet. Nasılsın? İyiyiz, Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür. İsmin ne? Veli Korkmaz. Veli Korkmaz. Nereden geldin buraya? Yamandere köyünden. Uzak mıdır Yamandere köyü? Evet, aşağı yukarı 15 kilometre. Malları nasıl getirdin Veli dayı? Traktörle getiriyorum. Ya 3 kilometre kare burası. Çok büyük bir pazar. Ben fandık biz dolaşırken. Yola alışkın olduğumdana üşenmiyorsun ayağıma. Öyle mi? Ben geziyorum. Kendi yaptığın malları mı satıyorsun? Tabii tabii kendi yetiştirdim. Kendim yetiştirdim. Taze fasulye var. Hormonsuz. Evet. Biber var. Bak hormonsuz diye bağırıyor da müşteri. Yani, yaşa be dayım benim be. Yaşa be dayım. Gübresiz bu gübresiz. Fabrika gübresi yok bunda. Koyun gübresi var. Organik tarım yapıyor. Her şey doğal yani. Evet evet. Dayım buralarda bu poşu mu diyorsunuz siz buna ne diyorsunuz? poçu. Poçu. Evet. Güneydoğu'da poşu burada poçu. Tabii poçu. Aynı şeyden mi yapılıyor? Aynı bezden mi yapılıyor? Tabii bunlar denizli taraflardan dokuma fabrikalarından geliyor bunlar. Erkekler bunu takar mı başına? Evet tabii. Bu sıcakta soğuktan sıcaktan tozdan korunmak için bu. Bir bağlamayı göstersene bize. Bu da böyledir. Güneydoğu'nun hukuki başkadır.
Buradaki usul bu. Buradaki usul bu. Ya bu hava sıcak hakikaten. Ben mesela piştim. Bu biraz senin kafanı sıcak tutmuyor mu? Serin tutuyor, serin. Yapma. Yazın galın giyin demiş sıcakta. Galın giyinene fazla sıcak olmaz. Normal bir ısı tutayım sana. Ben kışın bu kadar kalın giyinmiyorum be Velday be. Ya siz tabii. Sen yün mü bu? Ne bu? Yün gibi bir şey bu ya. İşte biz de alıyoruz pazardan. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kaçtan veriyorsun bakalım biberler bu sene kaç para? Biber 500. İstanbul'da kaç para acaba? Hala biz duyuyoruz İstanbul fiyatlarına. 2 milyon. 2 milyon. 1 kilo ceviz diyorlar 10 milyonmuş diyorlar. 20 milyonmuş diyorlar. Biz bu da 2,5 milyon satıyoruz cevizin kilosuna. Yapma be. Evet. Biz burada ceviz satamıyoruz. Eyüp. Kaymağını Ege yiyor. Kaymağını Ege yiyor. Oğlum biz buradan var ya 10 ton ceviz alıp kaldırdığımız zaman 2 milyona da bağlarız 10 ton alacağımız için. Gider orada 20 milyon diyor. Var ya. Duyuyoruz. Kimse söylemiyor. Duyuyoruz. Normal canım normal. Anneciğim. Nasılsınız anneciğim? İyiyiz çocuğum, iyiyiz. Ne yapalım? Bunları satıyoruz. Bunları kendin mi yetiştiriyorsun? Kendimiz yetiştiriyoruz çocuğum. Yaş kaç annem? 70. 70 yaşında pazarda sen mal mı satıyorsun? Satıyoruz çocuğum. Bunu satacak başka kimse yok mudur hanede? Yok çocuğum. Yok. Yok mu çoluk çocuk, torun torba? Yok çocuğum. Senin ismin ne? Ayşe. Ayşe. Hı. Bu pazara ne zamandır geliyorsun Ayşe anne? Çoktan geliyoruz. Çok eski bir pazar mıdır bu? Eski pazar bu. Kaç yıldır satış yapıyorsun burada? İşte. Evlenleri satıyoruz çocuğum. Beyin nerede? Beyim gitti köye. Köy gitti. Yardım etmez mi sana beyin? De susuruma gitti bunlara. Bunlar sulacak. Kuru veriyorlar 3 gün. Bunları satamazsan ne olacak? Ne olacak bakalım gari. Olacağı yok. Vay Veli dayı sen açtın işi ya. Açtın işi. Ya, yakın reklamını da yaptırıyor Veli dayım benim. Kilo 500 abi. Buyur. Kilosu 500 abi. Benim ikiz kızlarım var. Biri bu, biri doğum etti 40'lı. Allah anne diyor, bağışlasın. Görür müyüz acaba? Şimdi telefon ediyor anne. Aha gördüm ben de. Kameraman arkadaşa da bir şefkat canım göster benim. Bende. Hepiniz çok o da insan çok. Evladı be. Allah'a emanet olun çocuğum. Saçı hepiniz... yok diye kimse göstermeyin. Anneciğim benim. Hı? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çakır gözlü güzel annem benim. İsmin nedir? Navize. Navize. Ha. Ne demek Navize biliyor musun? Ne bileyim ben öyle komşula adımı bilmiyorum. Tabii. Hangi köyden geliyorsun? Derebaşı'ndan. Sen burada kabak satıyorsun. Ya benim değil bunlar. Kabaklar benim değil. Ben öyle dikeliyorum burada. Niye dikeliyorsun burada? Öyle bakıyorum, seyir bakıyorum. Sen alışverişe mi geldin? Ha. Ne alacaksın? Ne denk gelirse onu alacağım işte. Köyde yok mu ayol burada? Köyde her şey vardır. Ya, İnciri vardır, biberi vardır. Hepsi bizim de vardı. Alacaklarım oluyor bazı. Onları alacağım. Alışverişi bizim... sen mi yaparsın evde? Tabii. Bu fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyatla işte 500 kilo. Kilo 500. Bu peştemal mi annem? Ha, peştemal. Biz köylü böyle tutunuruz peştemallara. Bu örtün ha. Senin çarşılık ha. Mı örtün? Tabii çarşılık. Bu böyle dışarı çıkarken ha. Özel giyinmiş tabii. Annem. Ha, öyle. Köyde ne takıyorsun? Normalde bu beyazı takmıyorsun. Ya köyde başka türlü oyalı yazmalar var. Onlardan başımızı örtüyoruz. Olar işleniyoruz işte. Televizyondan çıkacaksın ben değil mi? Tabii. Bak. Emrin olur senin. Dayım isim nedir? Mehmet. Sen hangi köydensin Mehmet amca? Derebaşı köyü. Derebaşı. Evet. Yengemle aynı köy mü? Aynı köy. Komşuyuz. Alışverişe gelmiş o. Sen de alışverişe mi geldin? Evet. Bunları satmıyorsun yani? Hayır. Alan oldu mu veriyoruz. Bu nedir? Bu çakıldak diyoruz bunu biz. Çakıldak? Evet. Yemeği mi yapılır bunun? Evet. Gagayna ve öbür türlü yemeği yapılır. Çok güzel. Taze yeni yetiştirdik bunlar biz de. Çok faydalı bir şey midir bu börülce? Bu börülce kuvvetli olur. Çok güzel olur. Kaynadırsın efendim öbür türlü. Taze bunlar yeni yetiştirdik sana. Sen yapar mısın yemek evde? Yaparım.
Vallahi. Vallahi yaparım. En iyi yaptığın yemek? Ne istersen yaparım. Böyle beğenirsin hem. O şekilde. Arkadaşların kılıbık demiyorlar mı sana amcam? Evde ikimiz görecek bile der. Evde kim görecek? dışarıda olabilir. Evet. Ben evde yemeğimi yaparım ama dışarıda kimseye söylemem mi diyorsun? Söylemem. E ama şimdi arkadaşların seyredecekler seni, diyecekler ki ya sen evde yemek yapıyormuşsun diyecekler. Ben diyorsun dışarıda maçoyum, evet. Evde hanıma yardım ederim. Tamam, ederim. Hem Tire pazarında paranızı direkt verebilirsiniz. Fiyatını sormanıza gerek yok. Çünkü fazla verdiyseniz esnaf giderken sizi durduruyor. Abla fazla verdin deyip o fazla verdiğiniz parayı durduruyor. Bu dürüstlük Anadolu'da çok şükür ki henüz bozulmamış. Bu böyle patroniçe gibi oturursun ya. Oturmuşsun ana kraliçe gibi. O ne be? O ne be? Bu ne anne? Hindi, hindi bunlar. Hindi bunlar. Hindi mi geldi bunlar? Ha, hindi bunlar. Senin mi bunlar? Benim. Kabaramaz kabaramaz kel Fatma. Annen güzel, sen çirkin. Annem senin adın ne? Mihriban. Sarı saçlarını dönük üstüne bağlamışın çözülmüyor Mihriban. Sever misin Mihriban türküsünü? Aa bak benim torunlarım, benim adım Gomadlar da koca İzmir'den darıldım geldim. Aa. Tabii. Torunun ya, oldu. Torunum torunu oldu. Adımı Gomadlar. O adam darıldım bıraktım geldim. Ama annem boş ver hangi ismi koyarlarsa koysunlar ben. Hayır. Eli benim adım Gocalar. Beşi birlik takacaksın koyana. Benim kızım olursa senin adını Mihriban koyarım ben. Hadi indi gören sana. Beşi birlik takacaksın mı? Takarım. Vallahi. Buradayım ben. Senin halin vaktin yerinde gibi duruyorsun be sen Mihriban anne. Ben yoğurt satıyorum, peynir satıyorum, süt satıyorum. Kazandırıyor galiba bayağı. Şükür Allah'a. Çorbamı kaynatıp gidiyorum burada. Sen sadece çorbanı kaynatmakla kalmıyorsun, bir de beşi bir yerdelerde takıyorsun. Tabii. Torunlarım isterim. Canım belki öbür torunun adını Mihriban koyarlar. Egar darılıyorlar hindi. Sen İzmir'de onları bırakıp geldin. Darıldım bıraktım geldim. Konuşmuyor musun? Konuşuyor. Ha, olmaz öyle küslük. Üç ay küstüm, ondan sonra gittim kendim. Televizyonda seyrediyorduk size. Efendim yüz yüzü gördük. Kötü mü oldu? Kötü olmadı, iyi oldu. Kötü mü ettik Tire'ye gelmekten? İyi oldu. Bak yüz yüze görüştük. Ya, sağ ol. Sen de sağ ol. Ne satıyorsunuz efendim? İşte şu dümle fidan satıyoruz, bebeğe satıyoruz. Ne satalım? Bunlar fidan mı? Fidan. Bunları alıp ekeceğiz değil mi? Hı. Yenmez mi fidanlar? Dikecek, büyütecek, yiyecek. Ha. Siz bunları nasıl elde ediyorsunuz? Ekiyoruz. Büyütüyoruz. Bunları satıyoruz burada pazarda. Fidan mı daha ucuzdur, olmuşu mu daha ucuzdur? Tohumunu alıp ekiyoruz kendimiz. Tohumu daha mı ucuzdur? Ucuz mu gidiyor? Ucuz olmuyor yine. Ucuz olmuyor. Yani mesela taze soğan değil mi o gördüğüm? Pırası fidanı. Pırası fidanı. Pırası mı onlar? Hı. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Hoş nasılsın? Geldin. İyiyim oğlum. Sen ne yapıyorsun? İyi miyim? İyiyim. Ne oldu? Mallar satılmıyor diye şikayet ediyorsun. Tabii ya. Hiç satılmıyor. Bak oturuyoruz başında. Hiç satış yapamadın mı? Yapamadık ya. Ne yapıyoruz işte? Azıcık uçuk. Nereden beri geliyoruz biz? Burunçköy'den, Bandırdan ha. Ha ya. Bunlar kendi bahçenin malları. Kendi bahçemizden. Sen bir sene boyunca uğraşıyorsun, bu malları alıyorsun, tabii. Pazara getiriyorsun, 3 kuruş kazanacağım diye. Almıyorlar mı? Almıyorlar ya. Alın ayol sizde bir şey. Niye boş geçiyorsunuz? Daha tazesini mi bulacaksınız? Satamazsan ne olacak bunları? Akşam kadar oturacağız. Kalanı götürüyoruz, yediriyoruz, dağıtıyoruz işte bu. Ne yapacağız? Hayvanlar. Satamazsan kendin yiyeceksin. Hayvanlar yiyecek. Biz kendimiz ne yiyebiliriz? Kaç kişiyiz evde? 2 kişiyiz. Sizin yaş kaç dayı? Ben mi? Ufam ben. Anam ölmeden diyordu oğlum şimdi demek 87 olmuş. Maşallah. Daha ufak görüyorsun kendini. He ufak. Yok be 87 tamamdır be dayı. Yaşlıdır ya. Ben yaşlı değilim ya. Ya tamam bir şey demedik. Bıyıklar Ayhan Işık'tan mı yoksa Clark Gable'dan mı? Arak. Bilmiyorum gari. Yoksa Clark Gable Ayhan Işık senden mi gördü de o bıyığı?
Ayhan Işık bilmiyorum ama Gleç Kabri haklı, o yönden haklı. Neden biliyor musun? Neden dayım? Çünkü bizim devremizde o adam artisti. Sessiz film zamanından sonra. Sende hiç yok mudur artistlik martistlik yapmadın mı zamanında? Yok canım ya, biz basit bir adamız ya. Basit adam değilsin sen dayı. Eski kulağı kesiklerdensin. Aa, onu zaten doktor da söyledi. Dedi, memlekette bir kulağı kesik bulunsun. Trenin meşhur kulağı kesik amcasıyla beraberiz. Eski kulağı kesiklerdendir o. 87 yaşındadır ama kendisini hala basit adam gibi gösterir. Bu şapka Trenin geleneğinden var. Ödemiş de Tire'de erkekler hep şapka. Bu Çin'den gelen bir şey bunlar. Neden biliyor musun? Şimdi şu güneş enerjisi var ya. Benim de iki gözümde şey var, mercek var. Güneş tesir ediyor. O bakımdan bunu giyiyorum. Daha evvel giymiyordum. Kulak doğumdan mı yoksa bir vukuat neticesi? Yok, sonradan alındı bu. 1961'de ameliyat oldu. Şurada bir hastalık çıktı. Onu kanser olarak zannettiler. Halbuki değilmiş, mayasılmış. Hatta hoca dedi ki ya buradan aldı, buraya ilave et. Ne yapalım? Ya dedi, bu ikinci kulak kesmenin alemi yok. Ben bir tane kesik kulak bulunsun memlekette. Gören biraz tırsıyor mu? Acık çekiniyor mu? Yok, çekinmez. Kimse benden çekinmez. Ne bileyim, hani eski kulağı kesiklerden geliyor diyor. Şimdi o kelime diye. O kelime çok geçmişe ait bir şey. Yani anlamı ne onun? Anlamı şu. Yaramaz insan. Tuttuğunu kıran. Elini geçirdiğini vuran. O tipi kulağı kesik manası bu. Tabii bunu çevirecek olursam bir sürü manaları var kulağı kesin. Anladın mı? Artık bunun kökenine inecek olursan altından çıkman mümkün değil. Karıştırmayalım diyor oraları yani. Yoğurt yiyeni karıştırma. Efendim, kolaylıklar diliyoruz. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Bunlar nedir efendim? Bu biber salçası. Bu domates salçası. Bu acı biber salçası. O da alabiber. Bunlar kahvaltılık kıyma. Bunlar yemeklik. Onu nasıl ayırıyorsunuz, kahvaltılığı yemekliği? Bunlar makinede kıyıyoruz. Kıyma. Bunlar elde sıkma. Ondan yemeklik yemekte onun kabuğu çıkar. Bunun kabuğu çıkmaz. Bu kabıksız, süzme. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Böbere kaynatıyoruz, elekten geçiriyoruz. Domates sıkıyoruz. Bunları makinede kıyıyoruz. Güneşlendiriyoruz. Güneşte. Ne kadar kalır güneşte? Bir ay, bir buçuk ay. Büşme küflene oğlum sonra. Küflene sonra kim olacak? Kilosunu kaçtan veriyorsun? 3,5-4. 3 milyon. Parayı bulma evediğimi zararını bile satıyoruz. Kıyın yola gelin. Tire ne kadar arabanızda? Gelin, inanın karlı çıkacaksınız bu pazardan. İstanbul'un fiyatlarıyla burada aradaki fark da zaten İzmir'e herhalde 10 kere gidip gelirsiniz. Anneciğim kolay gelsin. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyi çocuğum, sen de iyi misin? İyiyim. Ana, ben de. Ben apayı alacaktınız. Alo! Ana eli güne karşı. Ben oğlanla duyarsın, özgürü ben kayağına. Ana değine uzatın, kaç. Değine uzatın. Anam gözümün kör olmadı benim. Bir bak, kor çıkacağım ben. Biraz kor. Kötü değil bunlar. Ya Mehmet döver ben, vallahi döver. Kötü değil. Tövbe ya, estağfurullah ya, tövbe. Ya, ana dövülür mü, anaya kalkan el taş olur ayol. Hadi bir gidin. Taşı be. Ulan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan gidin bakın. Ne edersiniz gari? Ana eli güne... Teyzem televizyona çıkmak için yırtınanlara bir örnektir sevgili seyircilerimiz. İnsanlar televizyona çıkmak için yırtınırlar, çabalarlar. Teyzemse en güzel örnektir. İstemiyor. Aslan annem benim. Ey aslan annem benim ben. Hadi kolay kolay gelsin. Salih Hanım efendi, ununuzu eleyip eleğinizi astınız mı efendim? Unumuzu eledik, duvara astık. Elekçi misiniz? Elekçiyim. Kendi malımız. Kendin mi yapıyorsun? Kendimiz yapıyoruz. Elek nasıl yapılır? Elimizde çekiç var. Çivilerle çakıyoruz, yapıyoruz. Bu ahşabı nasıl eğiyorsunuz kırmadan? Onu makine çeviriyor. Biz
açıyoruz, çiviyle çakıyoruz. Bu teli nereden buluyorsunuz? İstanbul'dan alıyoruz. Gidip alıyorsun? Gidip İzmir'den ısmarlıyoruz. Ne olur bununla sadece un mu elenir bu? Sadece un elenir, tarana çıkarılır. Başka? Bu buğday elenir. Başka? O, odur yani. O kadar, o kadar. Eskiden daha mı çok kullanıyorduk biz elekleri? Eskiden çok kullanıyorduk, şimdi o kadar pek değil. Çok ucuz mu bu pazar? İyi, bizim buranın pazarı her vakit için iyidir. Bu pazarın Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olduğunu biliyor muydun sen annem? Tren pazarı her yerde meşhurdur. Duyduk geldik pazara biliyorsun. Sağ ol, hoş İstanbullardan. Geldin. Hoş bulduk. Annesi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür. Allah'ın pazara alışverişe mi geldin? Oğlanlarımın yanına oturmaya geldim. Oğlanlar mı satış yapıyor? Ha. Öyle denetler misin ara sıra gelip ne yapıyorlar, ne ediyorlar bizim sıpalar diye? Onlar bir şey etmezler. Bir şey etmezler bunlar. Yaş kaç? Yaşımın parasını vereceksin. Yaşının parasını vereceğim. Çıkar be bakalım. Ben görem parasını diyor. Kaç çıkar para? Ver para. Ver. Ver. Para burada. Yaş kaç? 94. 94. Hadi 6 da benden 100 yaş. 10 milyon. Adam dedi mi sen? Ne olacak annem, benim için bir alışveriş yaparsın. Pazardan. Kınalı 50 annem. Hadi öpeyim elini. Hayır dua et bize. İnşallah. Allah hayırlı tarafını versin. Hadi bir şey sorayım. Kulakların iyi işitiyor maşallah. Sağlığın saatinde yerinde. Pazara da gelebildiğine göre yürüyorsun da ayaklarda da bir sorun yok. 94 yaşına kadar böyle sağlıklı kalmanın sırrı nedir? Oğlum. Evet. Ottur, çöptür. Zeytindir, peynirdir. Karnımız doyardı. Şimdi et balık çok ama ilaçlardan vefa bulmadık gari. Çamaşırın ilaç, yediğin ilaç, giydiğin ilaç. Ne yaş arıyorsun sen? Ne gençlik arıyorsun? Şimdi gençlerimizin hepsinde hastalık var. Yine ben hormonlu şey yapma yiyeceğim. Yani hormonsuz yiyecekler yiyince mi çok yaşanır? Tabii. Anneciğim. Ha. Nasılsın? İyi. Gemi gibi. Gemi? Gemi gibi. Acar. Acar. Gemi gibi. Acar sağlam anlamında eğer ben yanlış bilmiyorsam. Aynen. Gemi sağlam bir şey midir? Tabii sağlam ya gemi. Küpeşte müpeşte hepsi maşallah. Sağlam. Sağlam. Yaş kaç annem? 103. 103. 103. 103. 104'e gidiyor. 103 yaşındasın. Evet. 104'e gireceğim bu sene. Annem senin maşallahın var. Ayaktasın dimdik. Hakikaten gemi gibi. Oğlanı bir erkeğe değişmem kendime. Tepelere giderim. Dağlara taşlara. Atatürk'le geldim. Atatürk'le tanıştın mı? Tanıştık. Nerede tanıştınız? Ankara'da. Çakır, çakır gözlü. İçerisinde belinde kasaturası. Kamçısı sokulu dizmede. Sen ne iş yapıyordun orada? Atatürk'ün yanında da eşini tanıyorsun. Gavurlara yardıma gidiyordum gavurlara. Gavurlar bısı biri geliyorlardı gavurlar. Tuzlu şey fesment veriyorlardı. Hemen gidiyordum Atatürk'e haber veriyordum. Atatürk askerinden denize döktü gavurları. Denize döktü. Sen Kuvayi Milliye'ye düşmanı ihbar mı ettin? Evet. Annem. Hı. Yani benzetmek gibi olmasın. 70 yaşında bile yürümekte zorlanan, kulağı işitmeyen var. Olsun, ben değilim. Ben 103 yaşındayım. 104'e gidiyorum dedim. Bu 103 yaşında bu kadar sağlıklı olmanın sırrı nedir? Sen ne yersin, ne içersin? Ben helva, pekmez, bal, zeytinyağı. Ne yapıyorsun bunları? Balın üstüne mal yağını kavurup döküyorum, kaşık kaşık yiyorum aç karnına. Aç karnına? Yiyorum. Pekmez bal, içiyorum. Bal, balın üstüne döküyorum. Pekmezi döküyorum. Balın üstüne sene yağı, mal yağını kavurup döküyorum, yiyorum kaşığıyla. Zeytinyağı. Hayır, inek yağı, sene yağı, mal yağı. Yanımda görmüş olduğunuz teyze bir ay sonra sıkı durun. Hatta ister inanın ister inanmayın 104 yaşına geliyor. 104 yaşında gösteriyor mu teyze?
göstermez. Niye? Niye? Ciğer sağlam, ciğer sağlam. Et yerim. Oh. Eti yerim. Çok baktım kendime, bakındım. Yayladan yaylaya göçtük. Mal başında. Allah uzun ömür versin. Amin. Amin. Sizlere de ömür versin Allah. İnşallah. Neşeli misindir annem? Hı? Neşeli misindir? Oo, oyna oynarım. Efe, efe oyunu çıktım oynarım efe oyunu. Bir efe oyunu oynar mısın oynarım, benimle? Oynarım. Harmandal efem geliyor. Hop ve ben hadi Kerimoğlu Zeybek'ini söyleyeyim, bir zeybek oynayalım seninle. Hadi. Hayatımda hiç 103 yaşındaki bir teyzeyle karşılıklı zeybek oynamamıştım ama ben söylüyorum, beraber oynuyoruz. Haydaman da haydaman Kerimoğlu'nun sandalı da sandalı. Şu dalmandan geçtin mi? Yörük tuzlar içtin mi? Efelerin içinde yörükte Ali'yi seçtin mi? Efelerin efesi, efelerin efesi. Opa! Efesi, efesi, efelerin efesi. Çakırdala, çakırdala efe geliyor. Allah uzun ömür versin amin, annem. Amin çocuğum. Sosyetenin en sevdiği yemeklerden biri olan suşinin tarifi. Sakın kaçırmayın. Ula! Çocuklar, pamuk tarladan toplanır. Yeşil bir bitki açar, içinden pamuk çıkar. Yavrular, kuzucuklar. Sevgili seyircilerimiz, bana doya doya bakın. Şoray uzun yolda, Şoray'ın altın günü. Yok oynadığım diziler. Bitti. Bu benim son işim. Yaşasaydın da bugünleri görseydin dedeciğim. Torunun altın buluyor dede. Sosyetenin en sevdiği yemeklerden biri olan suşinin tarifi. Sakın kaçırmayın. Ula! Çocuklar, pamuk tarladan toplanır. Yeşil bir bitki açar, içinden pamuk çıkar. Yavrular, kuzucuklar. Şoray uzun yoldanan sevgili izleyicileri, size dev hizmetlerimiz devam ediyor. Bugüne kadar suşiyi sosyete yemeği olarak biliyordunuz değil mi? Evet, suşi şu dakikadan, şu saatten itibaren artık sosyete yemeği değil. Bunu ayağınıza getirdik. Artık herkes evde suşi, buşi, suşi yapabilecek sevgili seyircilerimiz. Sizin için üşenmedik. Çin'den bu... Tamam, eller... Hoy! Hoy! Ni ho! Ni hao! Ni hao! Ni hao! Ni hao! Nihal! Nihal! Evet, bu kızımızın adı Nihal. Bakın, Nihal deyince tepki gör... Nihal! 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 Sizin isim? Nihal! Nihal! Evet, bunlar aynı isim. İkisinin arasında duralım da bari bir dilek tutalım. Ratingimiz artsın. Dileğimiz de basit. Şimdi sushi yaparken tabii ni hao, ni hao, Nihaller sizle beraber olmayacak sevgili seyircilerimiz. Evde daha doğrusu hiç kimse olmayacak. Lazım gelen malzemeler ise saymadan önce hanımefendilerle konuşacağız. Türkiye diyorum, nasıl buldunuz? Bak bak, yabancı dile bak. Görüyor musun yabancı dili? Nasıl anlaşıyoruz bak. Türkiye, bura. Buralar nasıl? Hı hao. Hı hao. Hı. Hı dedi. Yani güzel mi? Hı hao. Hı hao. Hı hao. Ha ha. Evet, Türk insanını çok komik buluyormuş. Habire gülüyor. Bak nasıl? Hı hao. Hı hao.
Siz beğendiniz mi memleketi? 非常好, 非常喜欢. 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 Diyeceksiniz ki, ya ne adamsın, Çince'yi nereden öğrendin? Onu da size kısaca anlatayım sevgili seyircilerimiz. Bundan seneler önce babam beni eti senin, kemiği benim diyerek Bay Miyagi'nin yanına gönderdi. Bay Miyagi'den bugüne kadar pek çok şey öğrendim ben sevgili seyircilerimiz. Hay! Şimdi bu çubukları alıyorsunuz ama bu çubukların biraz... Bu çubukların adı ne? Bunlar nedir, nedir? What is this, Clara? Kuayzı. Ha? Kuayzı. Burada şimdi tercüme edemeyeceğim. Saçmalama dedi bana sevgili size. Tabii siz Çince bilmediğiniz için bilmiyorsunuz. Cevap vermeyeceksen verme Nihal'cim ya. Sen de yani. Bu çubukların adı ne? Kuayzı. 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 O da saçmalama dedi. Demek ki bunlar saçma bir şey. Bunları da direkt almamız gerekmiyor. Malzemelerimizi sayacağım ben size sevgili seyircilerimiz. Sushi malzemesi için lazım gelen şey. Çok sevimli bir şey değil, onu size söyleyeyim ben. Bunu ejderhadan elde ediyorsunuz ama bu ejderhanın nesi? Heh, sorayım bari. O, düşünün bakalım. Bu acaba ejderhanın nesi olabilir? Bunu da size hemen aklınıza kötü kötü şeyler... Pilav zannediyorsunuz değil mi bunu? Değil. Sushi pilavdan yapılmaz. Olsaydı adına pilav derlerdi. Hemen soracağız. Bu ejderhanın nesi? Nihal, bunun adı ne? Mifer. Mifer. Mifer diyorlar Çinliler. Çünkü çok sert bir madde. Suyun içerisine atıyorsunuz, duruyor ama teyit etmemiz lazım. Öbür Nihal, bunun adı ne? Mifer. 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 Gördüğünüz gibi onlar mifer diyorlar. Mifer'in tarihçesi esasında ters çevrilen mifer'i ben size kısaca anlatayım. Bu Çin'den gelen bir şey. Mifer budur efendim. Bunun ters çevrilmiş hali oluyor. Ters çeviriyorsunuz. Kafanıza taktığınız zaman buna mifer diyorsunuz. Eskiden Çinliler bunu ters çevirirlermiş miferleri. Yemek yaparlarmış. İçinde pişen yemeğe de mi... Mifer. Mifa diyorlar. Ama bu bizim dilimize mifer olarak gelmiş. Bu kültür hizmetimizi de unutmayınız sevgili seyircilerimiz. Efendim, ejderhadan elde ettiğimiz pilava benzeyen nesne. Bu ejderhanın gözünü, ayıp da söylemesi, bir ejderha buluyorsunuz. Gözünü kaynatıyorsunuz. Çok sert bir madde. Sonra karıştırıyorsunuz onu mikserle, iş bitiyor. Ve affedersiniz salata zannediyorsunuz. Değil, değil. Onu da size söyleyeyim. Bu nedir Nihal? Huangua. 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 Gördüğünüz gibi huangua ediniyorsunuz. Diyeceksiniz ki kardeşim biz huangua'yı nereden bulacağız? Sushi. Sushi. Annem sushi yapacağımız yemeğin adı Nihal'cığım. Bunun adı ne soruyorum. Bu. Bunun adı ne? Huangua. Huangua'ları buluyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Bu yeşil huangua. Altındaki de orange ve turanç huangua. Bunun adı? Lobo. Lobo. Lopo, lopo. Urfa'da yemiştik. Hakikaten çok lezzetliydi. Altındaki lopo Urfa'dan alıyorsunuz. Üstündeki de hoyo. Bunları temin ediyorsunuz. Peki sonra ne olacak? Sonra bu sıvı su zannediyorsunuz değil. Sushi yapmak o kadar kolay. Herkes alır o zaman eline birkaç parça bir şey. Su koyar halleder. Bunun adı nedir? Bunun adı diyorum adı. Bağırınca anlaşıyoruz biz. Nedir? Şue. Şue. 好像是水吧。我说，哦，格莱玛塞伊哥。 Biraz tabii kızları size tanıtamadık. Çin'in tekstil kotaları ile ilgili kısmını ekonomik olacak ama biraz soracağız. Glaymasayko, çay, mo, glaymasayda mı? Evet, soruyoruz. Israrla cevap vermiyor. Neden? Çinliler bilinç... Şu şue. Diyor ki, saçmalama dedi gene bana aynı şekilde. Çinliler o kadar eğitimliler, o kadar bilinçliler ki sevgili seyircilerimiz. Kendi tekstille ilgili hiç ser veriyorlar, sır vermiyorlar. Bunun adı neydi? Şue. Şue. Su. Bunu alıyorsunuz. Şue'yi. Şimdi bu yemeği nasıl yapacağız? Onun tarifini alalım. Şusime hao ayda. Zey. Değil mi lo? Şusi diyorum nasıl yapılır? Tarif. Ben mi fan fan de zicay li mien guo shang. Huangua ve lobo, sonra把它卷起来. OK, 就好了. 就好了.
Anlattı, gördünüz. Anlamadınız tabii değil mi? Tabii, nereden anlayacaksınız? Çince mi biliyorsunuz da anlayacaksınız. Hanımefendi tarif etti. Biz o tarifin üzerine enfes bir şuş yapacağız ve parmaklarınızı yiyeceksiniz. Nasıl yapacaktık biz bunu? 就把那米饭裹在紫菜里，然后卷上黄瓜和胡萝卜就好啦。哎，好了。好的，哇！ Şimdi efendim, sushi yapacağız. Bunun için mifer. Miferimizi alıyoruz. Ocağımızın üzerine koyu veriyoruz. Ayıptı söylemesi. Tabii iyi bir sushi ustası ateşte kendi de pişecek. Sushi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi atıyorsunuz. Efendim bir tutam alıyorsunuz. Ejderha gözünden yapmış olduğumuz pilav benzeri po'yu alıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Özel bir karışımımız var sevgili seyircilerimiz. Ula! Ula! Yanmaz aslında. Bu tabii... Bu tür hatalar olabiliyor. İyi bir sushi ustası, sushi ile beraber pişen kavrulan insandır. Bunu koyuyorsunuz. Biraz daha yemeği yakmamaya çalışıyorsunuz. Yemeği hiçbir şekilde yakmamanız... Ula! Sakin olun kızlar, her şey kontrol altında. Problem yok. Sushi yaparken itfaiyenin telefonu sürekli elinizin altında olacak sevgili seyircilerimiz. Yoksa başarılı bir... Sönmüyor bu. Kızlar! İmdat! Kızlar! Biz ısrarla şu yapmaya devam ediyoruz. Biraz sonra bu şişeyi size anlatamayabiliriz. Hakikaten çok zor koşullarda yapılan bir yemek bu sevgili seyircilerimiz. Ne atsanız bu ateş sönmüyor. Sönmesi için de uğraşıyor. Biraz uğraşmamız gerekebiliyor. Ben bir şey yapmadım. Kızlar tarif etti. Çocuklar, pamuk tarladan toplanır. Yeşil bir bitki açar, içinden pamuk çıkar. Yavrular, kuzucuklar. Sevgili seyircilerimiz, bana doya doya bakın. Şoray uzun yolda, Şoray'ın altın günü. Yok oynadığım diziler. Bitti. Bu benim son işim. Yaşasaydın da bugünleri görseydin dedeciğim. Torunun altın buluyor dede. Efendim, kabak kemane nasıl yapılıyor? Hemen şimdi. Gamaroğlu'nun Eminem'de galları. Esasında Çukurova çocuğuyuz. Pamuk deyince de akla Çukurova gelir, Adana gelir ama burası sevgili seyircilerimiz İzmir. İzmir'deyiz. İzmir'de pamuk olur mu? Vallahi olur. Gözümle görmesem inanmazdım ben de ama burada gördük. Burada pamuk oluyor sevgili seyircilerimiz. Bergama'dan hemen çıkıyorsunuz. İzmir'e doğru giderken pamuk tarlaları sizi bekliyor. Peki bunları kim topluyor? Hemen tanıştırtı vereyim. Dayı nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nereden böyle? Balıkesir'den. Nereden? Balıkesir. Balıkesir'den pamuk toplama mı geldiniz? Pamuk toplamaya geldik. Pamuk nasıl toplanır dayım? Aha işte böyle elle. Başka türlü olmaz mı? Bunun makinesi yok mu? Makinesi var da makinesi zarar ediyor çok. Pamuğu bozuyor. Bozuyor. Mecbur elle mi toplayacağım bunu? Mecbur elle. Pamuk bir kere mi toplanır yoksa birkaç kere mahsul verir mi? Üç kere. Lan sabah akşam veriyor mu bu ya? Şimdi bu birinci el toplanır. Birinci el bitti mi 15 gün sonra ikinci el başlar. Şunlar açar.
Bunlar açar. Bu pamuğun açılmamış hali mi? Açılmamış hali. Bunlar 15 gün sonra açılır. 15 gün sonra gelip yine toplayacaksın. Evet. Sonra üçüncüyü ne zaman topluyorsun? Üçüncü en sonu olur abi, bunlar bak. Şunlar olur üçüncü. Önce alttakiler mi olur? Altta diptekiler. Ne yapıyorsunuz bunları toplayıp? Bunlar ne? Kumaş oluyor. Başka? Başka ne iş olsa oluyor işte. Pansuman yaparsın dayım benim. Her şey olur. Terini silersin. Zahreye gider. Her yere gider. Akrabaların mı? Bunlar kızlar, gelin, hanım, çocuklar. Gelin mi o? O gelin. Onun sırtında bir tane ayıptır söylemesi sıpa var, o kim? Torun. O torunun adı ne? Vural. Efendim? Vural, Vural. Vural beyefendi. Yarın öbür gün adam pamuk toplayacak. Toplayacak ya. Yok be, okusun be. Çırçır fabrikasına müdür olsun o be. İnşallah. Dedesi i̇nşallah. Toplasın, torun onları işlesin be dayım be. İnşallah, inşallah. Hadi kolay gelsin bakalım. İnşallah. Hoş gördük anneciğim, bir gelebilsek yanına. Nasılsın? İyiyim valla. Dur tahmin edeyim, Balıkesirlisin. Balıkesirliyim. Nasıl bildim ama? Ben de seni bildim. Ne, ben nereliyim? Televizyonun içinde çıkıyor ama bilmiyorum nerelisin. Siz efendim ne zamandır topluyorsunuz pamuğu? 200 günden beri topluyoruz. 2 ay daha buradasınız inşallah. 2 ay buradayız. Balıkesir'deki ev ne olacak annem? Orada duruyor, kapadık geldik buraya. Fakirliğin gözü kör olsun. Olsun be annem be. Kim ister be fakir olmayı be? Suç değil, kabahat değil ama. Peki bu pamuk nasıl toplanır annem, bir gösterir misin? Pamuğu alıyorsun sevgili seyircilerimiz en ham halinde tarladan. Belki ilk defa gören çocuklar vardır. Çocuklar, pamuk tarladan toplanır. Yeşil bir bitki açar, içinden pamuk çıkar. Yavrular, kuzucuklar. Bunun içinde bir şeyler var böyle. Bu ne? Tohumu, pamuk tohumu. Pamuk tohumu. Ahan da sevgili seyircilerimiz, şu da pamuğu. Bu işte Allah'ın bir lütfu. Şu yeşil bitkiden her yerde kullandığımız bu pamuk oluyor. İsmini bağışla bize annem. Emine. Emine hanımefendi. Uzakta biraz. Sen memnun musun bu turnadan? Aramızda konuşuruz. Tabii. İyi midir tabiatı? Tabii. Beyim yaşar. Ya beyin de hani belki vardır bir şikayeti. Şikayetim hiç yoktur beyimde. Şeker gibi adam be. Neşeli. Tabii. Hepimiz neşeliyiz. Çoluk çocuk. Siz birbirinizi görüp severek mi evlendiniz? Severek evlendik. Öyle kaçma kaçma bilmem ne. Kaçmadık. Hiç kavga etmediniz mi? Ettik zamanında. Zamanında. Bir de şu kamerayı görünce yalan söylüyor. Yok biz hiç kavga... Yalan, yalan. Kavga size olur. Olmaz mı olur? Bütün hane burada çalışır mısınız? Çalışıyoruz. Herkes. Çoluk, çocuk, gelin, damat. Hepsimiz çalışıyoruz. Kazandırıyor mu annem bir şeyler? Yok, kazandırmıyor. Der ancak boğazımızı doyuruyoruz. Ne kazanıyorsun? Bütün gün uğraşıyorsun burada. İşte günde 25-50 milyon alıyoruz o kadar. Kaç kilo toplarsın bir günde? Vallahi işte 50-60 o kadar. Fazla toplayamıyoruz. Yetmez mi? Çok mu? Az mı? Çok. Değil öyle. Az da değil öyle. Tabii. Yeter, bereket versin. Anlaştık biz seninle. Tabii. Hadi kolay gelsin bakalım. Güzel bir manzara. Evet. Sırtta sıpa. Önde pamuk. İsim ne? Rukiye. Rukiye. Rukiye Hanım yaş kaç? 19. 19. Sıpa kaç yaşında efendim? 2 yaşında. Allah bağışlasın. Siz de kaynananızın peşinden gidiyorsunuz. Evet. O da 17'sinde ilk çocuğu almış. İlk mi? Daha var mı devam? Ha, bir tane de. Kayınvalidenizin ve kayınpederinizin 10 çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorum. Babanın kopyası. Evet. Bizim biraderimiz de yaşlandığı zaman aha aynı şekli olacak. Buradan direkt al net. Bu efendim 30 seneki öncesi amcamızın. 30 sene sonra da biraderimiz aynen. İnşallah o yaşa geldiğinde bu kadar dinç, bu kadar neşeli, bu kadar güler yüzlü olur. Biz biliriz ki, ya daha doğrusu zannederdik ki pamuk Adana'da olur, Çukurova'da olur. Burada pamuk bol bulunur mu? Pamuk her yerde olur.
Sadece Çukurova'da olmaz mı? Hayır. Başka nerede var buralarda? Salihli, Manisa. Bütün her yerde vardır yani. Saranlı'da. Her yerde. Zor mudur pamuğun bakımı? Gerçi sen tarla sahibi değilsin ama. Ya, çocuk gibidir ya. Bakarsan verim olur. Bakmazsan verim olmaz ki. Ne yapılır? Nasıl bakılır pamuğa? Gübresi atılır, suyu atılır. Suyu sever mi? Suyu sevmez mi? En fazla suyu severler. Suyu olmadı mı büyümez. Verim vermez. Olsun olmasın dert sana uğramasın. Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç. Mevlam sakınsın seni her türlü gözlerle. İstersen gitsersen aşk laftan anlamaz ki. Anlamaz. Anlamaz. Kas kafalı aşk anlamıyor laftan. Tarlalarımızın da şekli şemali değişti artık sevgili seyircilerimiz. Tarlalarımızda çalışan köylü kızlarımız artık türkü çığırmıyorlar. Pop söylüyorlar. Ama ben sizi tarlada pamuk toplayan pamukçu kızın yanında türküsüz bırakmam. Bunu kıyamam size. Ne yapalım? O işte bize düştü. Sen devam et yavrucuğum toplamaya. Türküsü bizden. Kara üzüm habbesi ne le 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 canım. Göynüm sevmez herkeşi. Esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Le 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 canım. Esmerler kovardası. Esmer sen güzelsin. Gelme biya küstüm siya. Gelme biya küstüm siya. Tabi tabi. Teşekkür ederim. Efendim kabak kemane nasıl yapılıyor? Hemen şimdi. Gamaroğlu'nun Eminem'de galları. Bunlar beledi dokuması. El emeği, göz nuru. Burası değil mi o yer? Burası, yer burası. Evet. Altın olan yer burası değil mi maden? Altın altın. Bakalım inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bu var ya bizim son işimiz ya. İnşallah. Dündar abi. Son işimiz bu bizim ya. Allah izin verirse. Önce bir teneke çıkaralım. Bir teneke. Evet. Ondan sonra gerisini getiririz. Zengin olduk. Zengin diyorum sana. Zengin, zengin. Bir kazalım. Dündar abi zengin ol. Sana da zahmet olacak ama bölüşürüm ben. Böyle tek başıma yemem. Gel şu kazmaları, kürekleri alalım. Kazmayı da bulamadık ya. Dur şununla kazacağız. Işık ayağıyla artık. Ne yapalım? Işık ayağıyla şey yapacağız bunu artık biz. Küreğimizi de aldık. Sevgili seyircilerimiz bana doya doya bakın. Şoray uzun yolda. Şoray'ın altın günü. Yok oynadığım diziler. Bitti. Bu benim son işim. Şu çekim var ya biraz sonra seyredeceğiniz çekim. En son işim televizyoncu olarak. Belki televizyon sahibi olarak ilk işim olabilir ama program yapar mıyım, yapmaz mıyım onu bilmiyorum. Efendim Bergama, Çamköy'deyiz. Burada ne işim var? Zengin oldum, zengin. Zengin. Gel Dündar abi, gel, gel. Efendim burada gördüğünüz dağ taş altın kaynıyor. Her taraf altın. Şimdi burayı biz kazacağız. Benim sevgili işçisine bak. Öyle ortak mortu yarın öbür gün... %50 %50 falan değil mi? Baba peşin peşin konuşalım. Canın sağ olsun Koray Bey. İşçisin, işçisin yani. İşçisin, işçi kal. Haddimizi bilelim. Patron benim abicim. Beni gösteriyor. Yanlış, doğru. Ben altın gibi bir adamım. Çok kıymetliyim. Durduğum yerde para ediyorum ama topraktaki altını rica edeceğim sopa. Dündar abi yardım et ya. Ben sana yardım edeyim. Zapt edemiyorum dur. Abi altın buralarda bir yerde ya. Eli kulağında. Hadi ben. Burada. Evet, bulduk. Burada. Altını bulduk. Doya doya bakın. Doya doya. Son çekimimizi de yapalım. Dayı buyur.
Dur bismillah. İlk, bismillahirrahmanirrahim. İlk şey ben bir vurayım da. Valla sesini duyuyor gibiyim ya. Çil çil altınlar. Bura dağ taş altın. İşte ham altın mı bu? Kırılmıyor. Demek ki taştan sert. Galiba bulduk. Bulduk galiba. Dur şunu bir ben saklarım. Dur tamam tamam. Şurada dursun o. Hadi bak bak her taraf. Ya hep dedem rahmetli, Allah rahmet eylesin, hep şey derdi. Oğlum ne varsa madende var, madenci ol derdi. Dedemin sesini kırkıma merdiven dayadım, bugünlerde buldum ama. Dede! Yaşasaydın da bugünleri görseydin dedeciğim. Torunun altın buluyor dede. Zevkine reyting şirketi kuracağım. Çıkacağım sadece bakacağım dedi televizyona. 5 dakika, fazla da yoramam ki. 5 dakika bakacağım. Merhaba sevgili seyirciler, nasılsınız? İyisiniz. Yapacağım ve gün birincisi yapacağım. Şirket benim kardeşim. İstediğimi gün birincisi yaparım. İstediğimi... Durma dayı, durma lütfen ya. Durma, durma. Ne diyorsun sen? Ne fısırlaşıyorsunuz Eyüp'le? Hey! Hey! Ne fıs... Eyüp, hakkını yemem ben senin. Yemem ben. Kardeş hakkını yemem. Neyse veririz kardeş. Sana güveniyordum aşağıya. Atilla düğünden 250 almış da 300 almış. Sana ne ya sana ne? Sen bundan sonra düğünlerden daha çok yırtacaksın. Tamam tamam yoruldun sen yoruldun. Yoruldun biraz tamam. ben yapayım. Eyüp farkında mısın Eyüp? Habire ben çalışıyorum ya. Habire ben çalışıyorum sen orada. Ben çalışıyorum. Tamam benim canım kardeşim. Bunları şimdi abi bak İstanbul'a aldık götürdük. Aslanlar gibi sattık. Koyduk mu paramızı köşeye biz? He? Bu Dündar geldim. Ne oldu ki? Yok bir şey. Dündar abi de bir milyarderle konuştuğunun farkında değil. Bir milyarderin paçasına şey atıyor ya. Ya ne adamsın Dündar abi sen de ya. Kazıyorsun değil mi abi? Değil mi? Dündar abi. Kazmıyor musun abi? Canı sağ olsun ben kazarım abi. Bir şeyler bahset sen seyirciye ya. Edeyim de Dündar. Dündar. Dündar abi. Dündar abi. Dur. Aldı gitti o. Mal gitti. Yalnız iyi oldu be. Bak şu dağlara bak, dağlara. Dön bak. Bak bulunduğumuz yere gibi gittiğine bak. Adam var ya, 100 tonluk altını bıraktı, 2-3 parçayı aldı gitti. Gitsin be. İyi oldu. Ben, hakkıdır. Ben gördüm zaten şey demedim. Boş ver ya. Gördün mü? Gördüm. Sıfatına seni. Efendim kabak kemane nasıl yapılıyor? Hemen şimdi. Gamaroğlu'nun Eminem'de galları. Bunlar belediye dokuması. El emeği, göz nuru. Bunlar belediye dokuması. El emeği, göz nuru. Bakın senin günahı yok. Sen sözmüşsün, ben sözmüşüm. Hadi gel bir kol için. Yok çok ama kalamayız. Olmaz. Kabak kemane nasıl yapılıyor gidip onu öğreneceğiz. Burada biraz bizim sonra. Burada. Kimi en iyi ustası kimdir? İşte burada var ya. Kabak kemane yapıyor. Evet. Şu yapazan, eski yapazanından, Bedastan'dan. Bu erkekler poçi mi takıyordu, puçi? Poşi. İşte taklı bak bir seni takıyordu. Sen bağlayabiliyor musun onu? Benim beyim bağladı, ben bağlayayım. Var mı bağlamasını şöyle bilen? Şöyle yaparlar çocuğum onu. Şunu bir göster bana annem. Gel gel, ne daha ya bakalım. Oldun yani, güzel aldın. Bak. Tamam, oldun aslan gibi. Hadi. Efe'ye benzedin mi Efe'ye? Benzedim tabii Alep'le.
Sen ben gideyim şu kabak kemane nasıl yapılıyor bak, bir bak, öğreneyim şurada, bakalım. Şurada, tanıdık. Şu garbiden geçeceksin orada. Konyalı Keramet der ki: çek demeci develeri yokuş aman yar yar aman. Unuttum aman her yanın oyunu. Efendim kabak kemane nasıl yapılır? Gösterelim. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş gördük. Kabak kemane üstadı? İrfan Alkur. İrfan usta, kaç yıllık ustadır İrfan usta? Kaç yıllık ustalığımı tam anlatamam ama 35 yıldır yapıyorum. 35 yıldır. Hala usta saymıyor musunuz kendinizi? Hayır. Bilmediğim bir sürü şey var. Ya bu ustaların, iyi ustaların hepsi böyle. Biz hala usta olamadık diyorlar. Sürekli kafalarında güzel şeyler yapmak. Onu hayal ediyorlar. Onun için halen eksikleri var gibi görüyorlar. Bu genelde. Kabak kemane yapmaya nasıl başladınız? Yani neden kabak kemane yapıcılığı? Neden kabak kemane ustalığı? Ben çocukluğumda bağlama çalıyordum. İlkokul 2. sınıfı giderken benim köyüm var. Kabak kemane çok çalıyordu. Tire Başköy. Çalanlar vardı ama benim çalmak istiyordum. Kabak kemane alabileceğim bir yer yoktu. Onun için ben bunu kendim yapayım da çalayım dediğim ve çakıyla ilk kabak kemanemi koyun güderken, çobanlık yaparken yapmış oldum. Zor mudur bunu yapmak? Gördükten sonra kolay. Bir kabak kemanı alın elinizi, ona baka baka yaparsınız ama hiç görmeden yapmak hayli zor tabii. Bunun ham maddesi bildiğimiz kabak. Evet, ham maddesi. Biz bu yörede su kabağı diyoruz. Yörelerde isimleri değişiyor. Su kabağını aldık. Aldık yani. İrfan usta. Hı hı. Sonra? Şimdi kabağı yıkamamız gerekiyor. Yıkıyoruz önce tertemiz. Kurumaya bırakıyoruz. Sonra da işte ilk işlem sapınık bölümünden keserek yumalata başlıyoruz. Sonra da sap bölümünü hazırlıyoruz. Hazırlanmış oluyor. Şu mudur? Evet. Şöyle diyelim. İşte su kabağı budur. Orijinal hali budur. Sapı vardır işte. Ebatları farklı farklı oluyor doğal olarak değil mi? Şimdi tabii doğal yetiştiği için hepsini standart yetiştirmek mümkün olmuyor. Ama biz ekstra bir kabak kemanı yapmak için işte şu boy kabak su kabağını tercih ediyoruz büyüklüğünü. İçini nasıl çıkarıyorsunuz? Sap bölümünü destereyle keserek içini boşaltıyorum. Ve işte burada sapı kesilmiş bir kabak. İşte görüyorsunuz çekirdekleri dökülmüş. Bir temizlik yaparak bunu kabak kemanı yapma hazırlı hale getireceğiz. Bu enstrüman kaç yıllıktır? Yani ilk ne zaman yapılmıştır? Kimler yapmıştır bunu? Bildiğimiz kadarıyla Orta Asya'dan atalarımız getirmişler. Bu ilk önce başka şeylerden denenmiş duyduğumuza göre. Kurumuş at kafalarından, işte atın diğer kemiklerinden, işte kıllarından bunu insanlar yapmaya çalışmışlar. Küçük bir ses bulmuşlar ama daha iyi ses nereden bulabiliriz diyeydi. Gele gele su kabağına kadar gelmiş. Bu ne derisi? Bu işlenmiş kuzu derisi. Ama kabak kemane hep bundan yapılacak demek değil. Ben bu yapmış olduğum kabak kemaneler amatör amaçlı. İşte çalınabilecek ve bu müzik aletini herkesi sevdirmek amacıyla yaptığımız bir tür kabak kemanı. Ama çeşitli zarlar kullanıyoruz. Mesela ben en son büyükbaş hayvan içerisinden çıkan diyafram zarı denilen bir tür zar kullanıyorum. Zar? Zar, evet. Zar kullanıyorum ama mesela yaban tavşan derisinden çok yaptım. Yaban tavşanın derisinden. Ve bir tür balık derisi kullanıyoruz. Bir sürü şeyler kullanıyoruz. Bir de o çalınan kısım var, o sopa kısmı. O neden oluşuyor? O at kılından, at kuyruğundan. Başka bir şeyle olmaz mı? Şu anda ben misinadan yapıyorum onları. Fırça imalatını kullanılan bir tür misinadan. Onlardan da yapıyorum. At bozulmuyor mu kuyruğunu alınca? Bazen tekmeliyor ama onu katlanacaksınız. Yediniz mi efendim? At tekmesi yediniz mi? Vallahi uğraştırma yapamadı. Peki bu sap kısmı neden yapılır? Bu şu gördüğünüz sap kısmı, alt kısmı çıralı ağaçtan. Şu üzerine ithal ağaç olan maon ağacından bir klavye koydum. Kaç para efendim bir kabak kemane? Şu anda şu saptan oluşacak bir kabak kemane 40 milyon lira. Ama bunlar hep bu şekilde değil yani. Bizim ekstra kabak kemanelerimiz var 150 milyon lira. Bir de dekoratif amaçlı dediklerimiz var 15 milyon lira. Fiyatları 15 milyonla. Ya bu işin süsü de oluyor yani. Tabii efendim. Peki şu yapım aşamalarını bir görebilir miyiz efendim? Tabii efendim.
efendim bildiğimiz su kabağı usta bir elde bir süre sonra bu görmüş olduğunuz İrfan Usta'nın meşhur kabak kemanesine dönüşüyor. Siz öyle takdir ediyorsun, öyle olsun. Öyle takdir ettim İrfan Usta'yı. Teşekkür ederim. Ben sağ yapamam. Olun. Bunun uzmanı sensin. Peki terzi kendi söküğünü dikebiliyor mu? Yani İrfan Usta yapıyor ama kabak kemaneyi çalabiliyor mu? Biraz. Çok usta değilim. Yani süper bir kabak kemancı değilim ama elimden geldiğince bir şeyler çalmaya çalışıyorum. Bir elinden gelsin bakalım be usta. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu trenin dağları yol etti de gittin. Gamaroğlu'nun Eminem de galları yol etti de gittin. Gamaroğlu'nun Eminem de kanları. Yürü de yürü güzel, sallan saçların Eminem de sürülsün. Seninle benim davamız müstantikte Eminem de görürsün. Düşkün oldum Cemilem, ben bu derde düşelim. Hay düşkün oldum Cemilem, ben bu derde düşelim. Gaydır kubbak Cemilem, nasıl nasıl edelim biz bu işe. Nikahımızı kıyısın günden gelin hocam emişe. Gaydır kubbak Cemilem, nasıl nasıl edelim biz bu işe. Nikahımızı kıyısın günden gelin hocam emişe. Sevgili seyircilerimiz, Tire'ye gelince de öğrendik ki Tire'de beledi dokuması çok meşhurmuş. Beledi dokuması nedir diye soracak olursanız ben size beledi dokumalarını, hatta ipeklisini göstereyim. Bunlar beledi dokuması. El emeği, göz nuru. Bu işin yaşayan en önemli üstadını üşenmedik, aradık, soruşturduk ve bulduk. Size tanıştırtı vereyim bakalım. Sizi tanıyalım hacı amcacığım. Ben Tire'nin Doğatepe mahallesinde 14-15 yaşlarından itibaren ilkokuldan çıktığımdan beri bu sanatı üretmekteyim. Daha önce de yan hizmetler yapıyorum çocuk devresinde. 15 yaşından beri bu sanatı işliyorum. İşliyor durumdayım. 1934 doğumluyum. İsmim nüfusta Hasan Sami Bayri. Halk Saim bilir başka. Biz ne diyeceğiz sana hacı amca? Saim demeniz daha doğru herhalde. Saim mi diyelim? Peki. Çünkü halk öyle bilir. Saim ustamız kaç yaşında acaba? 1934 doğumlu olduğuma göre herhalde 71 yaşında olacağım. Dur bakayım bir deneyelim. 3, 5, 8 çıkar. 3 ile çarp. 71 yaşında.
Bulacağım. 8'e böldüğün zaman 6'ya tanjant 30'la çarptığınız zaman onu kosinüs 20 bir üçgenin iç açılarının toplamı 80 olduğuna göre pi 3.14 ile 71 ediyor. Doğru. Benim biraz uzun hesaplıyorum ben. Öyle doğum tarihini söylediğin zaman direkt tam yaşını bulmak için biraz benim formül uzun. Eskide kaldı o. Tabii, üstadım. Şimdi bu tezgah nasıl bir tezgah? Bu tezgahı icat eden kim? Bu tezgah kaç yıldır? Bu tezgah ne ağacından olur? Bu tezgah buraya ne zaman kuruldu? Siz bu tezgahın başında ne zamandan beri oturuyorsunuz? Tezgah geldi. Hacı amcamız resmen tezgah geldi. Bu kadar sorunun hangisini hatırlıyor acaba? Efendim buraya tezgah kuralı hepsini hatırlıyor vallahi. 8-10 sene kasıyor olarak tarih okulu yazıldır. 8-10 sene oldu aşağı yukarı. Burada kurs verdim ben hayli. Netice alamadık. Şimdi henüz yine bir çırak yetiştiriyoruz inşallah. Ondan netice alırız. Ümitliyim. Bir tane mi çırağın var? Aile olarak sahip çıktı. Bunlar zaten bir aile sanatıdır bu. Yalnız devam etmez. Devamlı 2-3 kişiye ihtiyaç vardır. Yan hizmetleri aileler yapar. Yani haşırlama, boyama, kalem sarma, masuk sarma vesaire aile yardımcı olur yani. Sırf... Nerede senin çırağın nerede? Henüz burada bizi bekliyor dışarıda. Gelsin bakalım çırağın. Ne öyle ustan burada senin terliye mersen ne o kapıdan mapıdan bakıyorsun. Gel bakalım çırak. Buyurun yok. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş. Hatta elime falan saldıracaksın. Estağfurullah diyeceğim. Sen bir çıraksın. Yalnız çırak için yaş biraz geçkin gibi geliyor bana. Evet. Bu arada bizim son işimiz oldu. İkinci, üçüncü işimiz oldu. Daha önce ne yapıyordun ki? Daha önce esnaflık yapıyorduk. Bu nereden bu merak saldın? Bir gazeteden öğrendim. Tire'de böyle bir önemli bir sanatın olduğunu. Gittim ustamla tanıştım. Ustam da eğer merak heves edersen bu işi yapacaksan öğreteyim dedi. Kaç yıllık çıraksın? Bir yıllık çırakım. Bir. Yaş kaç? Yaş 31. 31 yaşında çırak olunmaz. Ne olur? Sen 14-15 yaşında başlayacaktın. O zaman geç kalmışız. Vallahi artık usta bilir, biz karışmıyoruz ona. Tamam, sen geç bakalım ustanın yanına. Geç bakalım sen ustanın yanına. Sen bu çırağa yüz verme bu kadar. Yüzler mi bu çırağı bu kadar? Evet, haklısınız. Sevecen ama evet. Güler yüz bir yere kadar. Acık böyle surat bir duracak. Çırak yetiştirdik, ondan biliyoruz. Evet, tabii. Bu geldiğinde ufacık bir adamdı bu. Şimdi bak aslanlar gibi görüntü yönetmeni oldu. Canım estağfurullah. Tamam, iyi tamam koçum. Ne olmuş? Kamuoyuna bir tane güzel kameraman, yetenekli bir adam kazandırmışsak. Rica ede ağlama. Ya hacam ya kusura bakma. Böyle duygusal bir çocuk. Ne var ağlayacak? Bu bedeli dokuması nerede kullanılır hacamca? Eskiden yorgan yüzü, yatak yüzü, yastık yüzü bir de perde olarak kullanılıyordu benim bildiğim kadarıyla. Ama şimdi küçük parçalar yapıyoruz. Kırlen, peçete, seccace, boyun atkıları yapıyorum. Heybe, torba. Yani kadınlar için iki gözlü küçük heybeler yapıyorum. Çeşitlerimiz oldukça değişik ve çok. Peki bunu ilk kim icat etmiş bu tezgahı biliyor musun? Duyduğumu söylerim. Veled-i Emin isminde zevat. Baba oğul Veled-i Emin dendiğine göre veled evlat beledi babası yani. Olduğuna göre babası sanatı meydana getirmiş. Oğlu da herhalde yetişkindi ki böyle benim çırak gibi düzen tutturmamış. Mekiği atmış yere düşmüş böyle basınca oğlu karşıdan gülmüş, gülümsemiş her neyse. Baba beni bir hak tanırsan, beraber ismimiz alınacak olursa ben size bu sırrı çözerim, söylerim demiş. Babası da kabul etmiş. Şu arkasında gördüğümüz iki çubuk ağızlık pergezi ismi verilen o sayede onu yapmışlar. Ondan sonra mekik bir yandan bir yana geçmiş. Halihazırda duyduğumuz o ki baba oğul olarak bu sanatı meydana getirmişler. Bu nelerden oluşur bu tezgah? İki tane mekik görüyorum orada. Bu mekikler neden yapılır? Buynuzu eritme. Buynuzları eritmişler. Teride eskiden bunu yapılıyordu yenisi. Tamiri oluyordu. Şimdi ne yapanı var ne tamiri yapılıyor yani halihazırda. Her rengin ayrı mekiği var. Peki bunun işlemesi kolay mıdır? Görüldüğü gibi pek kolay değil. Yani çok desen veren. Ben bir parça üzerine 28 desene kadar çıktım.
kesilmedik bir parça, 10 metre bir parça üzeri 35 santimlik kumaş olmak şartından, ama buna 40-50'ye kadar çıkacak kanaatindeyim şahsen. Ben daha önce bir tezgah gördüm. Kastamonu'da yanlış hatırlamıyorsam. 2 tane pedalı vardı. Bunda kaç tane pedal var? Bunda 13 tane pedahtı var. Her pedahtının ayrı vazifesi var. Ayak işlerken bazı çift basar, bazı sağ ayağı çift basar, bazı sol ayağı çift basar. Bazı ikisini beraber 2-2 basar, bazı tek tek basar. Yani her mekik atışta, her desende ayak basılışı devamı değişir. Gel bakalım çırak. Gel. Gelsin çaylar. Böyle öğreneceksin çıraklığı. Öyle yağma yok. Şu işi yapan dünyada tek adam. Sen ne ballı bir çıraksın biliyor musun? Senin ustanın... Bir şey söylüyoruz burada. Buyur. Çırak. Bir şey diyoruz burada. Buyur, bak çekeceğim kulağını çırak. Dinlemeyeceğim 31 yaşında. Çoluk çocuk var mı evli misin? Var. Ama seni takdir ediyorum. Neydi ismin? Ethem Tıpırdık. Ethem 31 yaşında ölmek üzere olan bir sanatın çıraklığını yapıyor bu yaşında. Kaç çocuk var Ethem? 2 çocuk var. 2 tane çocuğu, hanımı bu işe gönül veriyor. Allah herkese böyle de çırak nasip etsin. O da senin şansın ustacığım. Çayları nereden getirdin? Çaylar yaptık. 2 dakikada demledim. Evet, bu çırak hızlı çırak. Ey koçum benim be, Ethem'im benim be. Hadi bakalım. Siz iki çırak takılın bakalım. Yan yana. Bak bu da bizim çırak. Ey. Bu elimde tutmuş olduğum beledi dokuması. Ayrı bir tezgah işlemle sade Çin ipi. Bir çözgü pamuk ipliği. Malzeme Çin ipi. Şu gördüğünüz kumaş koza ipi. Çözgüsü pamuk ipliği. Tamamı koza ipi. 25 milyon. Efendim, Hacı Sayım amca, beledi dokumasının yaşayan tek ustası. Allah ona uzun ömür versin ve inşallah bu beledi dokuması Allah gecinden versin. Hacı amcamızdan sonra da devam etsin. Dileğimiz bu. Allah'a ısmarladık amcacığım. Teşekkür ederim. Çay benim çeşmem, aman derdim deşmem benim. Hakikat yar ise aman elimden geçmem benim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Kanal 7 yetkinleri bana İzmir Fuarı'nda açıp orada gelenlerle sohbet et, tanış. Kendini tanır, tanımayan varsa kendini anlat diye gönderdiler. Dün buraya çıktık. Çok affedersiniz, armut gibi geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Aman alkışı beğenmedik vesaire. Halbuki sanatçıların çıkışı daha karizmatik olur diye hepinizin affına sığınarak muazzam bir Türkiye'yi katletmek suretiyle huzurlarınıza geldik. Yalnız dünden beri... Yani vallahi yanlış anlamayın, kusura bakmayın, delirmedim. Dünden beri böyle bir şey oldu. Akşam burada program yaptık bir yarım saat kadar, uzaktır benden. Sonra gittik şu şeyine, aha şuradaki... Şuradaki gösteriyorum ya. Burada içim restoranın da bir şeyler yedik. Ondan beri bana bir haddet oldu. Aranızda Polat Alemdar'a özenen varsa söyleyeyim. Onların hepsi film icabı. Bıçağı buradan attığın zaman ayıptır söylemesi baronun burasına gelmez. O filmde olur. Atarsın bıçağı, Allah korusun, baronun alnının çatısına gelir seni bitirirler. Lütfen. Filmde gördüğünüz her şeye inanmayın. Cüneyt abi 5 tane ok atamıyor. Gördüm, bu gözlerle gördüm. Bir tanesini böyle attı, o da şu 3 metre gitti yere düştü. Bir tane atıyorum, 5 tane güzel. Yok böyle bir şey. Ayrıca attan da düşürüyor, onlar tekrar çekiliyor. Böyle dibirik dibirik diyeyim, bu da öyle bir şey. Yok, hepsi film icabı onlar. Veya Çilingir oluyor da Hülya Avşar bugün boşandıysa, film icabı. Bu
Bana amca diyen çocuklarla konuşmuyorum. Senin babandır amca. Hasretim deden geldi. Hocam. Sana soyalarım var. Aa! Evet, evet. İşte nasıl hoca seni duydu geldi. Hocam. Sahneye izin var mı? Hocam ne demek? Ne demek? Sen de takıldın peşimize, bırakmıyorsun bizi hocam. Hoş geldin hocam. Merhaba. Nasılsın Evlat? Merhaba. Merhabalar ol hocam, Evlat. Lütfen. Nasılsın? İyi misin? Sağ İyiyim ol, hocam. Ya bir müsaade et hocam. Ah canım. Ben de seni öpeyim. Şu taraftan, şu taraftan. Ama terli. Senin sakalın bulasın da beyaz beyaz sakallar olsun diye nasıltır hocam. Soraycığım ben eşeğimi arıyorum, affedersin. Kaybettim. Sen de çok geziyorsun ya. Hiç görmedin mi evladım benim eşeğimi? Hocam. İzmir'e kadar geldik. Bu eşek baba senin. Estağfurullah. Eşek mutasyona uğradı. Öyle mi? Artık biz sen de tanımadın mı? Hanımefendiciğim, yok mu kocaman bir alkış sevgili Şoray'a? Tanımadın mı hocam? Buraya kadar geldik, tanım gördünüz değil mi? Ne kadar hoş geldi. Gelip ne ettiler seni, bırakıp da gittin beni. Uydun ellerin sözüne, geç anladın kıymetimi. Çok teşekkür ederim. Sen kötü müsün? Mutlu musun? Mutlu musun? Bakın. Senin günah yok. Sen suçlusun. Ben suçluyum. Burası bir kamp.